Bugün çok güzel bir gün. Hem hava çok güzel hem de biz kendimizi birazcık daha rahatlamış hissediyoruz işlerimizin biraz yoluna koyulmasından dolayı. Aynı zamanda telefonu da kapattım. Her şeyi böyle bir kenara bırakıp relax bir hafta sonu geçirmeyi planlıyoruz. Siz de bu ana ortak olun istedik. Baharda en güzel şey doğayı hissetmek. Biz de doğayı hissetmek için her zaman yaptığımız gibi Çandarlı'da günlük rutin yürüyüşümüze çıktık. Tamam. Nasıl kırılıyor biliyor musun? Hemen kucağa aldığında. Bu alanda dizime kadar gelen otlar vardı. Ve bir haftada oluşmuş, düşünün. Eren buradan itibaren biçmeye başladı. Neyse ki birazcık açıldı. Çimvari bir görüntü oluştu diyebiliriz. Ayrı kutu bunlar, çok uğraştırıyor. Çok kurtuluşu da yok maalesef. Biçiyorum, kökünü alıyorum en sonunda. Yine çıkıyor. Amazon'dan şöyle bir alet almıştım. Elektrikli. Çok da ucuz bir şey. Yani çok mu iyi? Hayır ama iş görüyor yine. Sana papatyadan taç yapalım mı? Taç yapalım mı? Bak çok yakışık. Allah'ım Meren şu haline bak. Ayşe bak bana bir. Ayşe. Baksana bak bak. Hoş hoş. Artık bu kadar ot piştikten sonra bunu hak ettik. Diyelim sormadan. Thank you.
güzel bir yere geldik. İsmi Küçükköy. Ayvalık'a çok yakın. Ayvalık'la Sarımsaklı arasında. Böyle minicik bir yer. Bu köy Rumlardan kalan bir köy. Eskiden Rumların yaşadığı yerlerde sık sık gördüğümüz gibi birçok taş ev var. Şimdi bir kısmı dönüştürülmeye başlanmış ve köyün içerisinde birçok sanat galerisi var. Yeni yeni keşfedilmeye başlanmış bir yer. Mesela Alaçatı yıllar önce benim çocukluğumda nasıl daha fazla köy gibi bir yerse, burası da şu an öyle. Ama yıllar içerisinde sanırım popülerliği artacaktır diye düşünüyorum. Yani yatırım yapmak isteyenler için gözde olabilecek bir köy diyebiliriz. Köyün içerisinde sık sık boşnak börekçilerini de görüyorsunuz. Sanırım boşnaklardan çok fazla yaşayan var burada. Ben onu gözlemledim. Çok şirin bir köy. Şu anda tam Nisan ayının başında olduğumuz için sezon yeni yeni açılıyor. Ama yazın burası bir Cunda gibi, bir Alaçatı gibi. Belki onlardan daha sakin ama aynı ruhu taşıyacak şekilde misafirlerini ağırlıyordu diye tahmin ediyorum. Bize de çok yakın. Gelen misafirlerimizi biz de buraya getiririz diye tahmin ediyorum. Öğrendiğimiz kadarıyla burası bir boşnak köyüymüş. O yüzden her yerde boşnak mantısı, yani ribitsa, boşnak böreği bulmanız mümkün. Biz şu anda yemek yiyemeyeceğimiz için tatlı olarak tirliçe yedik. Çok güzeldi. Mutlaka boşnak böreği, boşnak mantısı için öğle yemeğine ya da akşamüstü tercih edebilirsiniz. Güzel bir yer. Yazında daha güzel olacağını umuyorum. Şimdi yakın diye Ayvalık Cunda'ya geldik. Cunda'yı seviyoruz. Daha önce de çok kez zaten geldik. En güzel zaman da bana göre bahar döneminde oluyor. Çok kalabalık olmadan. Çok güzel restoranlar, mandıralar, zeytinyağı alabileceğiniz yerler var. Burada bir mandıra var. Çok meşhur bir mandıra. Göstersin Eren, kese bir mandıra. Geldiğiniz zaman peynir çeşitlerini deneyebilir ve satın alabilirsiniz. Yatıyor.
kavga edeceksiniz ama. Çok mama yediniz, çok. Gelin, orada yok. Kalmadı orada. Gel, sen beyaz. Aa, çok güzelsin. Gel, gel seveyim. Oy. Sen çok güzelsin ya. Sen çok güzelsin.